Onlar da ne öyle? Ya sana... Sabaha kadar burada olacağımızı düşündüğüm için anneme senin sevdiğiniz yemeklerden getirdim. Acıkırsak atıştırırız. İyi oldu o zaman. Ah, geldin mi Eda? Geldim anneciğim. Evet, size bir sürprizim var. Hayırdır, nedir? Bu ne? Beşik, oğlumuz için. Beğendin mi? Görüntüsü güzel, çok şirin, çok sevimli. Aa, sadece sevimli değil, aynı zamanda ne marifetleri var, ne marifetleri. Bu da oğlumuzu zararlı haşerelerden korumak için. Bravo, ne güzel düşünmüşler. Ay, o kimsenin düşündüğü yok, ben icat ettim. Herhalde gidip peri çocuk mağazasından hazır almadım. O zaman sana bravo. Hayır, ne ara vakit buldun da sen bunları yaptın? Ben de onu anlamadım. Ay, geceleri niye sabaha kadar uyuyamıyorum zannediyorsun? Hay, hep düşünüp duruyorum. Oğlumuz için ne yapabilirim, ne icat edebilirim diye. Sonra da uyku tutmuyor tabii. Ay, iyi ki bir oğlunuz oluyor. Oğlumuz da oğlumuz, oğlumuz da oğlumuz. Oğlunuz oluyor da bize de biraz ayıp oluyor. Kıskanmak olmasın. Ay, daha neler var. Daha neler var, neler var. Göster, göster. Hoşuma gidiyor. Bakın. Bu da kimin sesi? Bebek ağlıyor. Durun, durun. Daha bitmedi. Bakın şimdi ne olacak. Dandini, dandini dastana, danalar girmiş bostana, kov bostancı danayı yemesin lanayı. Bunu biliyorum. Bu senin sesin. Bravo baba. 100 puan yani. Ya işte beşiğe sihirli bir müzik kutusu koydum. Eğer oğlumuz biz uyurken ağlamaya başlarsa benim sesimden ninniyi dinleyecek ve tekrar uykuya dalacak. Böylece oğlumuz çok daha huzurlu olacak. Aynen öyle. Harikasın Dudu. Aşk olsun anne. Biz küçükken bize bunlardan bir tanesini bile yapmadın. Ay dur dur, bir sürprizim daha var. Şimdi diyelim ki oğlumuz bizden önce uyandı ve de uyumak istemiyor. Onu oyalamak için bir numaram daha var. Bakın. Çok tatlı. Sizce hoşuna gider mi? Ben bebek olsam bayılırdım. Ben de. Hatta birazdan kıskançlıktan bayılacağım. Aman aman bayılma. İhtiyarlayınca ana baba olmanın telaşı, heyecanı bir başka oluyor Eda. Gücenme, alınma. Evet, bir de tecrübe var tabii. Diğer evlatlarına yapamadığın şeyleri bu evladına yapmak istiyorsun. Ne var bunda? Aa. Senin niye gözlerin doldu öyle? Birden ömrüm oğlumun büyüdüğünü görmeye yetecek mi diye düşündüm. Eda gibi, Betüş gibi olduğunu görebilecek miyim? Aa, başlama gene. Evet baba ya. Kendinizi bu gerçeğe alıştırsanız iyi edersiniz. Yaşım kemale erdi. Sana yaptıklarımdan sonra tek bir isteğim var. O da seni ölümsüz kılacak bir sihrin bulunması. Her geçen gün daha çok anlıyorum. Ben sensiz yaşayamam. Ah, sen böyle dedin ya Dudu. Ölsem de gam yemem artık.